Gün biterken kuşağından bir kez daha merhaba sevgili seyirciler, gelişmelerle karşınızdayız. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 askerin şehit edildiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da yaptığı açıklamada olayın failleri olduklarına dair güçlü deliller bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi. Özellikle çözüm süreci kamu düzeninin alternatifi değildir vurgusunu bir kez daha yapan Başbakan Davutoğlu, gerekli her türlü tedbiri alacağız ve kamu düzenini ülkenin her bir köşesinde tesis edene kadar da şiddet yanlarına karşı mücadelemiz devam edecek dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'da yaptığı bu açıklamanın ardından Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere Ankara'ya geldi. Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit olmasıyla yaşanan gerginliğin ardından Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesi çözüm süreci olacak. İç güvenlik paketine ilişkin ayrıntıların da Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hain saldırıda şehit olan askerlerden jandarma uzman çavuş Ramazan Gülle ile Er Ramazan Köse memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit jandarma uzman çavuş Ramazan Gülle için Konya'nın Çeltik ilçesi Gökpınar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Er Ramazan Köse için de Artvin'in Borçka ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Er Ramazan Köse'nin naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Borçka Yeni Yol Şehitliği'nde toprağa verildi. 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davanın 67. duruşması görüldü. Davaya bilgisine başvurmak üzere tanık sıfatıyla çağrılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel avukatı aracılığıyla mahkeme heyetine sunduğu beyanında davaya tanıklık etmeyeceğini belirtti. Sağlık sorunları nedeniyle ifade veremeyen emekli Kor General Doğan Temel ve Tümgeneral Sedat Arıtürk ise video konferans sistemiyle İstanbul'dan savunma yaptı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyeleri bugün görevlerine başladı. Kurul üyeleri yarınki ilk toplantısında görev dağılımı yapılacak ve yol haritasını belirleyecek. 3 dairenin üyeleri ve başkanları genel sekreterle başkan vekili toplantıda belirlenecek. Kurulun önünde Ergenekon, Balyoz ve yasa dışı dinleme soruşturmalarında haklarındaki şikayetler nedeniyle soruşturma izni istenen hakim ve savcıların dosyaları bulunuyor. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 91. yıl dönümü kutlanacak. Kutlamalarda ilkler de yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla 29 Ekim kutlamalarına katılacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı da ilk kez Cumhuriyet resepsiyonuna kapılarını açacak. Yeni binadaki salonların mimarisi ve çok özel dekorasyonun en az resepsiyon kadar ilgi çekeceği kaydediliyor. İstanbul'da çeşitli konsolosluklara zarflarla yollanan ve kimyasal saldırı şüphesiyle incelenen toz materyalin sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada incelemede herhangi bir biyolojik harp maddesine rastlanmamıştır denildi. Bu arada Macaristan Konsolosluğu'na da zarf içinde sarı toz gönderildi. Tozla temas eden 6 kişi hastanede gözetim altına alındı. Şüpheli zarf alarmı Ankara'ya da sıçradı. Ankara Adliyesi'ne gönderilen şüpheli 2 zarf ekiplerce incelendi. Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özpetek Sanayi sitesinde buz imalatı yapan bir atölyede patlama meydana geldi. Ankara Valiliği patlamanın buz üreten iş yerinde karbondioksit yüklü tankerden boşaltma yapıldığı sırada gaz boşaltma hortumunun basınçtan patlaması sonucu meydana geldiğini bildirdi. Valilik patlama sonucu 3'ü ağır toplam 5 kişinin yaralandığını ve çevre iş yerlerinde 8 kişinin de gazdan etkilendiğini açıkladı. Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de D100 karayolunda ulaşım çift yönlü ulaşıma kapandı. İstanbul ve Çanakkale'de ise bazı feribot seferleri bir süreliğine iptal edildi. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Yine Sakarya Karasu'da boyu 20 metreyi bulan dalgalar kıyıya yakın bir yerde bulunan 15 tonluk beton blokları bile yerlerinden oynattı. Marmara bölgesinde elverişsiz hava koşulları etkili oluyor.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk bir F-16D uçağıyla Akıncı'dan havalandı ve Suriye ve Irak sınırında konuştu. Yaklaşık 20 kara ve hava kuvvetleri birliğinin üzerinde uçtu. Orgeneral Öztürk, baskın gibi acil ihtiyaç durumlarında askeri karakollara sağlanan yakın hava desteği görevini ve Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun korunmasına yönelik planlanan müşterek harekatın tatbikatını gece şartlarında bizzat kendisi uçarak denetledi. Süleyman Şah Saygı Karakolu Komutanı ile telsiz üzerinden görüşen Orgeneral Akın Öztürk, ihtiyaç halinde Hızır gibi yanınızdayız mesajını verdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kobani'ye gönderilecek peşmergelerin kara savaşına katılmayacağını, daha çok Suriyeli gruplara topçu desteği sağlayacağını açıkladı. Suriye'ye gönderilecek peşmergelerle ilgili açıklamalarda bulunan bölgesel yönetimin sözcüsü, temel olarak topçu birlikleri ve diğer silahlarla destek gücü olacak, muharip güç olmayacaklar dedi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de Kobani'de son 40 gün içerisinde çatışmalarda 815 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola tüm dünyada korkuya sebep oluyor. Hastalıkla mücadelede görev alan sağlık görevlileri ise ciddi risk altında. Gine'den ülkesine dönen Amerikalı bir doktorun hastalığa yakalandığının anlaşılması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık çalışanlarına yönelik tedbirler de arttırılıyor. Amerikan Başkanı Barack Obama, alınacak tedbirlerin sağlık çalışanlarının hastalıkla mücadeleye yönelik heveslerini kırmaması gerektiğini söyledi. Evet, yine sırada Ebola'ya dair bir haber var. İşitme engelli bir personelin, tercümanın haberini getireceğiz ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ebola tespit edilen doktorun durumuna ilişkin bir konferans düzenlendi. Ancak katılımcılar yetkililerin ne söylediğinden ziyade konferansta görev alan işaret dili tercümanına dikkat kesildi. Tercümanın anlatımını kuvvetlendirmek için sergilediği performans büyük ilgi çekti. Konferansın amacı ise Gine'den döndükten sonra Ebola tespit edilen doktorun durumu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmekti. Anlatımına duygu katmak isteyen tercüman, abartılı el kol hareketleri ve mimiklerle bir anda tüm ilgiyi kendisinde topladı. Konferansın kahramanı olmayı başaran işaret dili tercümanının bu görüntüleri kısa sürede sosyal paylaşım sitelerine yayıldı. İşte tercümanlık zor iş ama haberin ötesine geçmemek gerekiyor. Bu noktada arkadaşımız Bahar'a da teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte burada haber görevini yapıyor. Bahar da yine bu haberde ilginç olmuş. Tunus'a gideceğiz. Tunus'ta parlamento seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Nida Tunus Partisi seçimleri önde götürüyor. Nahta Hareketi ise ikinci sırada yer alıyor. Bu sonuçlara göre Nida Tunus Partisi sürpriz yapmış görünüyor. Yüksek Seçim Kurulu seçimlere katılımında %62 olduğunu açıkladı. Gözler Tunus Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Henüz kesin sonuçlar açıklanmadı. Bunu da belirtelim. Şimdiki durağımız Güney Kore. Güney Kore feribot faciasının sorumlularını yargılıyor. Güney Koreli savcılar 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot kaptanı için ölüm cezası talep etti. 69 yaşındaki kaptan kaza sonrasında yolcuları terk etmekle, gemiyi terk etmekle suçlanıyor. Güney Kore'nin güneyinden yola çıkan feribot, hatırlayacaksınız, 16 Nisan tarihinde sahil güvenliğe yardım çağrısı göndermişti ve sonrasında yan yatmış ve hızla denize gömülmüştü. Bu olayda çok sayıda Güney Koreli öğrenci hayatını kaybetti. Bunu da belirtelim sevgili seyirciler. Evet, bu haberle bu kuşağın bu bölümüne noktayı koyuyoruz ama ekonomiyle devam edecek gün biterken.